Ünlü Alman akademisyen mimar Günter Fischer vardır. Günter Fischer'in Mimarlık ve Dil diye bir kitabı vardır. O kitapta bir sözü var. Ben o söze bayılırım. Tasarlıyorum, o halde konuşuyorum. Tasarım bir konuşmadır. Dolayısıyla tamamen dilsel bir hadisedir. Ve tasarım da bir söyleme tabidir. Bu söylem bazen muktedir bir söylemdir, bazense karşı bir söylemdir. Yani bazen iktidar söylemidir, bazen iktidara karşı bir söylemdir. Ancak her zaman için söylemin kendisi iktidarı belirlediği için karşı söylemde olsa iktidar söylemi her zaman için daha belirleyici bir vasıftadır. İşte bu temel esas üzerine bugün Osmanlı'da zaviyeli camiler ve padişah külliyeleri ilişkisi içinde taphaneyi takip edeceğiz. Önce taphane nedir? Ona bir bakalım. Şimdi mimarlık öğrencisi olanlar, mimarlık tarihine aşina olanlar ters T planlı camileri bilirler. Bu da onlardan bir tanesi. Nilüfer Hatun İmareti. Ters T planlı camilerden bir tanesi. Bunlar, bu ters T planlı camiler, zaviyeli camiler veya imaretler olarak da adlandırılır. Zaviyeli camiler ve imaretler olarak adlandırılan bu camilerin yapısında burada gördüğümüz gibi şurası caminin ana mekanı. Burası o ana mekandan inilen bir başka mekan. Daha ortak bir mekan ve son cemaat mahalli. Şu iki noktada taphanedir. Peki bu taphanelerde ne yapılır? Bu taphanelerde toplumun, yani toplum olmanın gerektirdiği bütün işlemler yapılır. Yani mesela burada hukuki problemler çözülür. Burada nişan nikah törenleri yapılır. Burada insanlara yemek verilir. Burada gezginci dervişler gelir, insanların sorularını, genellikle ideoloji hakkındaki sorularını cevaplarlar. Gezginci dervişler, hani bugün şuna benzetebiliriz, bir takım işte bilim adamları bir üniversiteden bir başka üniversiteye geliyor, orada dersler veriyor, o arada da kendisine İşte konaklamak için bir yer de verilmiş oluyor. Taphane bu işlevi de görüyor. Yani. Şimdi bundan sonra bir örnek daha şey yapalım. Bu Edirne'deki Beyazıt Külliyesi'ndeki Beyazıt Camii. Yani Yıldırım Beyazıt Külliyesi'ndeki Beyazıt Camii. Öbürü Bursa'daydı. Bakın bunda da taphaneler var. Biraz daha gelişmiş olarak taphaneler var caminin içinde. Yani camiye bakıyor. Dolayısıyla buralardan caminin içine çıkıyorsunuz. Fakat burada ikili şey yok, iki kubbe yok. Tek kubbe. Yani caminin doğrudan içine çıkıyorsunuz taphanelerden. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor.
dini anlayışın, din anlayışının heterodoks olma halini gösteriyor. Yani ortodoks olma halinden heterodoks halinde değil, heterodoks halde. Yani farklı yorumlara açık, farklı hayat biçimlerine açık bir yaklaşımın göstergesi. Dolayısıyla farklı hayat biçimlerine açık bu yaklaşım yorum gerektiriyor, heterodoks yaklaşım. Zaman zaman da bu heterodoks yaklaşımın içinde ana çizgiden sapmalar da görülebiliyor. Yani ana çizgiden sapmalar sıklıkla da görülebiliyor. Şimdi aslında bunun benzer durumu şeyde de var, Hristiyanlıkta da var. Ortodoks ve heterodoks. Ortodoks zaten mezhep olarak var. Yani ortodoks patrikhanesi biliyorsunuz Balat'ta duruyor. Aslında mesela Avrupa'daki Katolik sistemi oranın heterodoks yapısıdır. O heterodoks yapı içinde aslına bakarsanız tabii Roma Katolik Kilisesi der onlar kendilerine ama buradaki Roma Devleti'nden veya Roma İmparatorluğu'ndan ziyade Roma şehridir. Yani Roma şehrinde Vatikan, ondan dolayı Roma Katolik Kilisesi denir. Gerçi Avrupa'nın hep bir Roma'nın devamı olma iddiası vardır. Ben kişisel olarak buna çok gülerim. Çünkü Roma buradadır. Roma Doğu Roma'dır. Yani, batıda, yani Avrupa'da, yani İtalya'daki birkaç şehir ve Roma şehri ve birkaç şehir dışında bir Roma şehri göremezsiniz. Roma kalıntıları da pek azdır. Ama hani Balkanların doğusuna doğru geçtiğinizde en az 10 tane Roma tarafından kurulmuş ya da dönüştürülmüş şehir sayabilirsiniz. Bayağı büyük kentler halinde. Bunlardan bir kısmı harabeler halindedir ama bir kısmı da bayağı ayaktadır. Yani hala yaşamaktadır. Örneğin İskenderiye. Veya İskenderun. Yani orası da öyledir. Veya işte hani Bergama. Bergama da Roma şehridir aslında. Yani yapı olarak hala daha yaşamaktadır. En önemlisi Nea Roma. İstanbul, Yeni Roma. Burası Nea Roma'dır, Yeni Roma'dır. Şimdi tabii bu Doğu Roma siyasi yapısının Avrupa'ya göre farklılığı şudur. Doğu Roma'da üniter ve siyasi bir yapı, üniter bir siyasi yapı vardır. Bu üniter siyasi yapının ideolojik birimi Hristiyanlıktır. Ve bu üniter siyasi yapı Hristiyanlık olarak oturmuştur. Dolayısıyla fazla böyle tarikatlerdi, mezheplerdi, bilmem neydi filan böyle bir takım oynamalara izin vermez. Baskın olan benim der. Buna karşılık Vatikan hala daha papa seçimlerinde bir tarikatler yarışmasıdır. Yani papa seçimlerinde oradaki Vatikan tarikatleri eğer o işte burada da Saint Synod Meclisi, orada da Saint Synod Meclisi adı verilir ona ama Kardinaller Meclisi içinde hangi tarikat daha baskınsa veya hangi tarikatler birbirleriyle bir takım ilişkileri kurgulamışlarsa o kurgulamaya göre papa seçilir. Yani papa seçimleri de böyle bir şeydir. Hatta benim kişisel kanım şeydir, bu partiler sistemi vardır ya,
hani demokrasi ve partiler sistemi de Rönesans'tan sonra özellikle bu papalıktaki tarikatlerin kapışarak birbirleriyle papa seçimini oluşturulması ve işte oradaki meclis model alınarak geliştirilmiş bir sistemdir diye düşünüyorum. O model üzerine kurulmuş bir sistemdir diye düşünüyorum. Şimdi bu ortodoksi ve heterodoksi meselesi önemli. Çünkü eğer bir imparatorluk kuracaksanız sistem ortodoks olmak zorundadır. Fazla sapmalara izin vermeyeceksiniz çünkü büyük bir güç kuracaksınız. Yani bu ortodoksi meselesi mesela bugün örnek görmek istiyorsanız Amerika'nın merkezi yönetimi herhangi bir sapmaya izin vermez. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi yönetimi en küçük bir sapmaya izin vermez. Niye? Bütün güç kendi elinde olmak zorundadır. Eyaletlerde bile sapmaya izin vermez. Yani federal kanunlar her şeyin üzerindedir. Eyaletlerin kendi polisi vardır ama FBI yani federal büro, yani federal araştırma bürosu yerel polisin üstündedir. Hatta Amerikan filmlerinde çok görürsünüz. İşte yerel şerifle federal büronun ajanlarının arasında kapışma, çekişmeler filan. Bunları çok çok rastlarsınız, izlersiniz. Bu gerçektir yani. Federal büro hepsinin üstündedir. Yerel polisin de üstündedir. Yerel şerifin de üstündedir. Sıkıntı yaratır yani. Seçilmiş olmasına rağmen. Yani bu şeyde. Şimdi dolayısıyla imparatorluklar merkezi sistemler üzerine kurulur. Merkezi sistemler ise merkezi siyasal söylemler üzerine kurulur. Eğer bir yerde bir söylem varsa, o iktidarı belirler. İktidarın bütün davranışlarını belirler. Ve iktidarın bütün reflekslerini belirler o söylem. En önemlisi de yani bu reflekslerin belirlenmesidir. Şimdi bu heterodoks sistem Osmanlı'yı bir yere kadar getiriyor. Ama Osmanlı da ya Osmanoğulları daha doğrusu Osmanlı Beyliği, Osmanoğulları Beyliği bir noktaya kadar geliyor. Ancak ciddi bir sarsılma da geçirmiyor değil, geçiriyor. Yani bildiği, hepimizin bildiği Fetret Devri, yani Fatih'in dedesi 1. Mehmet, Fatih 2. Mehmet'tir o yüzden. 1. Mehmet, yani Yıldırım Bayezid'den sonra burayı Timur Lenk'in istila etmesi, almasından sonra Osmanlı Devleti ciddi bir sarsıntıya gidiyor. Yani bir fetret, bir duraklama, ne olduğunu bilememe haline geliyor. Timur'un ölümünden sonra Altın Ordu Devleti zayıflayıp yıkılma noktasına gidince bu sefer işte veliaht düşünen, kendilerini veliaht olarak düşünen hani prensler diyebileceğimiz kardeşler arasında padişah olma adayı olan şehzadeler arasında bir kavga çıkıyor ve bu kavgayı uzun bir savaş döneminden sonra 1. Mehmet kazanıyor. Ve Osmanlı Devleti'nin başına padişah olarak geçiyor. Burada hala daha 1. Mehmet geçtiği halde Osmanlı'da hala daha önemli bir şey var. Şimdi bu heterodoks sistemin en önemli özelliği Türk soylularının Türk soylularını da içinde barındıran bir sistem olmasıdır. Yani hani Selçuk'ta beylikler vardır ya, o beyliklerin her birisi Türk soylularıdır. Bu Türk soylularını içinde barındıran bir sistemdir. Ve Selçuklu sisteminde
Bu bayağı bir stabiliteyi bozan, bayağı labil bir sistem haline dönüşmüştür. Hatta bazıları işte şehzade ile birleşip babasına karşı savaştırıp, yani iktidardan devirme noktasına filan gelen vakalar vardır. Yani çok böyle hani şey yapılan, mesela Alaaddin Keykubat babasını deviren prenslerden bir tanesidir. Yani böyle de bir şey var, bir problem var. Niye? Çünkü o dönemde sistem, yani mezhepler ve işte dergahlar veya anlayışlar birbirinden çok farklı. Ve o çok farklı anlayışların üzerine bir de Moğol istilası gelince iktidarda sağlamlık hiç kalmıyor. Yani Hulagu bayağı bir problem olarak ortaya çıkıyor. Nitekim Hulagu'nun o, yani Abbasi devleti üzerine, Büyük Selçuklu üzerine gelmesi, Abbasi devleti üzerine, ondan sonra Büyük Selçuklu devleti üzerine baskısı bayağı ciddi problemler getiriyor. Nasıl problemler getiriyor? Bir kere yani yakıp yıkıyorlar filan, ama aynı zamanda Doğu Roma devletini de sarsıyorlar. Doğu Roma orada bir siyasi denge unsuru. Yani çünkü hani Doğu Akdeniz'de Pax Romana, yani Roma barışı dediğimiz hadiseyi zorluyor. Yani o Roma barışı kalmamaya başlıyor. Problem yaşamaya başlıyor. Sıkıntılar baş gösteriyor tabii. Hatta meşhur bir kilise vardır. Kanlı Kilise adı verilir. Şimdi Kanlı Kilise aslında işte bir takım efsaneler vardır. İşte İstanbul'un fethi sırasında orada çok kan dökülmüş, bilmem şeyler, Yeniçeriler tuzağa düşürülmüş filan gibi bir takım efsaneler vardır, ama bunlar gerçek değildir. Oradaki kan han demektir. Çünkü o dönemdeki yöneticinin, yani Bizans, yani Doğu Roma yöneticisinin gayrimeşru kızı, ki gayrimeşru kızların işte çevre ülkelerdeki hakanlara eş olarak verilmesi geleneği vardır Doğu Roma'da. Meşru kızlar verilmez, gayrimeşru kızlar verilir. Eş olarak Hulagu'ya gönderiliyor. Maria, ya Meryem isimli, Moğolların Meryem ikilisesi de derler ona. Maria isimli kız Hulagu'ya gelin olarak gönderiliyor. Ama Antakya civarındayken Hulagu ölüyor. Yerine tahta oğlu geçiyor. Geri dön diyorlar. Hayır diyor. Devam ediyor. Oğluyla evleniyor Hulagu. Gelin. Sonra oğlu da ölüyor. Geri dönüyor İstanbul'a. İstanbul'da yani o zaman Konstantinopolis'lerde. Konstantinopolis'e geri dönüyor. Ve İşte o kilisenin bulunduğu manastırı ihya ediyor. Oraya da bir, o kiliseyi de yeniden tamir ediyor filan. Orada bir işte manastır ve kilise kompleksi kuruluyor. Buranın özelliği nedir? İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmeyen tek kilisedir. Nedenine gelince, ilk Fatih Külliyesi'nin ilk camiini yapan Christodoulos isimli bir Rum mimardır. Romalı mimardır daha doğrusu. O mimarın annesine hediye ediyor Fatih orayı. Ve ondan sonra devam ediyor. Ve hiçbir şekilde kiliseye döndürülmüyor orası.
kiliseye dön, camiye döndürülmüyor, camiye çevrilmiyor. Özelliği de budur. Şimdi İstanbul'a işte bu Fatih Camii'nin planı. Biz şu anda gelelim. Fatih'in külliyesine, Fatih Camii'nin külliyesine. Şimdi Fatih Camii biliyorsunuz ve külliyesi Havariyun Kilisesi'nin üzerine kurulmuştur. Zira orada Havariyun Kilisesi aslında yoktur. Çünkü Ortodoks Kilisesi olarak Latin işgali sırasında yerle bir olmuştur. O kilise ve onun çevresindeki bütün binalar, yani ona hizmet eden binaların tamamı yok olmuştur. Hani bir şey var biliyorsunuz, bir İtalyan ressamın eski İstanbul, Osmanlı öncesi İstanbul resmi diye böyle bir takım şeyleri vardır. Hani bir tür restitüsyon resmi gibi. O resim maalesef hayal ürünüdür. Yani Fatih İstanbul'u fethettiği zaman öyle bir İstanbul yoktur. Orada çizilen o şey vardır ya, hipodrom vardır ya, at meydanı, hipodrom. O hipodromdan 50 koltuk kadar kalmıştır. Yani koskoca hipodromdan 50 koltuk kadar kalmıştır. Hatta bugün Venedik'te o 4 at heykeli vardır biliyorsunuz. Venedik şeyde, Doklar Meydanı'nda. O 4 at heykeli aslında İstanbul Hipodromu'nun sembolü olan heykeldir. Buradan çalınıp oraya götürülmüştür. Yani mesela Ayasofya'da şeyler vardır, freskler vardır. Fresklerde bir takım altın şeyler vardır. Kazıyabildiklerinin tümünü kazımışlar. Ve onları külçe altınlar haline getirmişler. Külçe altın halinde kaçırmışlar. Venedik'e kaçmış yani. Bunlar bayağı İstanbul'u, yani 4. Haçlı Seferi özellikle şeye gitmiyor. Yani Kudüs'e falan gitmiyor hiç. Alakası yok. İstanbul'u soyuyor, geri dönüyor yani. Şimdi burada aslında İstanbul'u niye soyuyor diye baktığımız zaman işte o heterodoks Katolik şeyi, kültür yapısı, Ortodoks Doğu Roma yapısıyla ciddi bir ideolojik kavga içinde. Çok büyük bir ideolojik kavga içinde. Bu büyük ideolojik kavga neticesinde yani işte geliyorlar adamlar, yağmalıyorlar. Hatta bugün bizim Galata bölgesi dediğimiz Ceneviz bölgesidir. Ki o da Katolik bölgesidir. Yani kendileri İstanbul'u şey yapamadığı için, tam anlamıyla hakim olamadığı için İstanbul'a, yani merkezi İstanbul bölgesine, Konstantinople hakim olamadıkları için Fatih İstanbul'u fethederken ikili bir siyasetle şey yapıyor, hareket ediyor. Bir, Ortodoksların Katoliklerden nefretini kullanıyor sonuna kadar. Yani hani meşhur hikaye vardır. İstanbul'da kardinal külahı göreceğimize Osmanlı sarığı görelim noktasına kadar geliyor iş. Şimdi bir de İstanbul'u fethederken papalıktan yardım gelmesin diye, yani şeye, askeri yardım gelmesin diye Galata'daki Cenevizlerle ilişkileri iyi tutuyor. Dolayısıyla bu ikili siyaset sayesinde hem papalıktan yardım gelmiyor, askeri yardım gelmiyor, hem de bu şeyden bezmiş olan, Katolik baskısından bezmiş olan halkın arasındaki
tandanstan diyelim, eğilimden yararlanıyor. Şimdi Fatih külliyesini buraya yapıyor. Fakat dikkatinizi çekiyor mu? Burada bakın. 7 taphane yazıyor. Şimdi burada da taphane var. Ama taphane nerede? Caminin iç avlusu, dış avlusu, dış avlusunun da dışında. İyice dışa atılmış artık. Yani olay Fatih'in projesi tabii yani. Bu Fatih'in projesini gösteren bir şey. Fatih'in projesi de şu. Devleti üniter ve üniform hale getirmek. Üniform bir imparatorluk haline getirmek. Nitekim yaptığı işlerden yani son kalan Osmanlı beyi olan Karamanoğlu'nu yani şeyi Türk soyusu olan Karamanoğullarını yıkıp Karamanoğlu Mehmet Bey'i öldürüp ondan sonra da sülaleyi Balkanlara sürmektir. Karamanoğulları sülalesini Balkanlara sürmektir. Niye? Çok basit. Tahtta hak iddia edecek kimse bulunmamalı. Dolayısıyla devletin bütünlüğü yok olmamalı. Şimdi bakın dikkat ederseniz bu külliyede müthiş bir simetri var. Fatih Külliyesi'ne gidenler vardır aranızda, biliyorsunuzdur. Şurayla şurası arasındaki kod farkı bayağı büyüktür. Ama buna rağmen şu yerleşmede tam bir Roma simetrisi vardır. Simetri mimarlıkta otoritenin ifadesidir. Otoritenin ve aynı zamanda da iktidar gücünün ifadesidir. İşte o yüzden bu simetri vardır, bu Roma simetrisi vardır Fatih Külliyesi'nde. Başka hiçbir külliyede olmayan bir simetri vardır burada. Fatih Külliyesi'nde. Şimdi ben Fatih'i İstanbul'u başkent ilan eden Birinci Konstantin'e benzetirim. Neden? Birinci Konstantin Hristiyanlığı devlet ideolojisi olarak ihdas etmiştir. Artık devlet ideolojisi budur demiştir. Ve işte o Hristiyanlığa göre bir takım özel kanunlar çıkarmıştır. Ve Roma devleti putperest bir devletken veya çok tanrılı bir devletten Hristiyan bir devlete dönüşmüştür Roma. Dolayısıyla Fatih'te işte bu Doğu Roma'nın yaklaşımını almış. Ha bundan sonra zaten kendisini Kayseri Rum, Roma Sezarı ilan ettiği için yani yani Sezarlığı, Roma Sezarlığı'nın devamı Kayseri Rum ama bir tek değişiklik var. Devlet ideolojisini Hristiyanlıktan İslam'a döndürüyor. Yani yapı bu. Son derece net bir şekilde de bu Fatih Külliyesi'nde bu görülüyor. Bakın cami merkezde. Bunun kenarında medreseler var. Ve bu medreseler aslında kültürel ve entelektüel söylemi belirleyen şeyler. O söylemi güçlendiren şeyler. Kültürel ve entelektüel söylem en önemlisidir. O söylemi kurgulamadan hiçbir şekilde ne mimariyi ne bir başka şeyi kurgulayabilirsiniz. Önemli. Şimdi Fatih bunu yapıyor ama hemen Fatih'ten sonra biliyorsunuz iki tane oğlu var. Cem ve Bayezid. İkinci Bayezid dediğimiz. Yıldırım değil de Bayezid-i Veli. Şimdi o Bayezid-i Veli neden Veli?
Neden Veli Bayezid? Şeyi onu da göreceğiz. Şimdi Fatih sistemi tam anlamıyla oturtamıyor. Çünkü genç yaşta vefat ediyor. Tam anlamıyla oturtamıyor. Şimdi bu sistemi ilk kurguluyor ama sistem yürürken eskiyi özleyenler geriye çevirmek istiyorlar. İşte Cem ve Bayezid kavgası budur. Cem, babasının sistemini yürütmek isteyenlerin adamıdır. Bayezid ise geriye çevirmek isteyenlerin adamıdır. Şimdi geriye çevirmek isteyenlerin adamı olduğu için, yani onların iktidar sembolü haline geldiği için, şimdi burada bir değişiklik görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bakın, Bayezid Camii. Görüyor musunuz? Ters T planlı. Tapaneler gene içeri alınmış. Onun için, yani tapanelerin içeri alınması demek aslında sufilerin, tasavvuf erbabının egemen hale gelmesi, dolayısıyla Türk soylularının biraz daha etkin hale gelmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla eski dönem, yani 2. Murat'ta kadar olan dönemin geri gelişi anlamında bir şey var burada. Şimdi bu önemli bence. Bu simgesel, bu mimarinin bu şekle dönüşmesi bir anda. Şimdi burada enteresan bir şey daha var tabii. O da şu. Bakın şurası, şu plan şeması aslında Ayasofya'nın şemasıdır. Ayasofya'nın şemasına iki tane taphane eklenmiş. Taphaneler de içeri dönük. Yani hem imparatorluk, hem Doğu Roma, hem de değil filan, böyle arada kalmış bir şey. Peki bir sonraya gidelim. Bakın burası da şeyin cami, Yavuz Sultan Selim, Yavuz Selim'deki cami, Yavuz Sultan Selim'in camisi. Burada da gördüğümüz gibi taphaneler gene caminin içine dönük. Ancak bir başka şey var. Yavuz Selim Bayezid'e darbeyle gelmiş olan bir padişahtır. Yani bir iç darbedir. Yani bürokrasinin darbesidir. Ama o bile tam olarak rejimi oturtamıyor. Onun için taphaneleri içeriye dönük yapmak zorunda hissediyor kendini. Ve dikkat ederseniz bu sistem, şu sistem, birinci Bayezid'in Edirne'deki sistemidir. Ona daha yakın bir plan şemasıdır. Şimdi bu meseleyi bize aslında bu dönüşüm, iktidar dönüşümü ve devlet örgütünün dönüşümü meselesini ilk hissettiren, yazılarında hissettiren Semavi Eyice'dir. Şimdi şunu söylüyor kendisi. İlk Osmanlı devrinde dini mimaride rastlanan başlıca tipleri ayırıp bunların menşe, sanat özelliği ve başkaca örneklerini belirtmeye çalışmıştık. Üzerinde uzun uzadıya durmak lüzumunu hissettiğimiz tiplerin başında önceleri Bursa tipi camiler denilen, bir süredir de ters T biçiminde camiler olarak adlandırılan cami tipi gelmektedir.
En fazla tanınmış örneklerine Bursa'da rastlanan bu tipteki camileri tespite çalıştığımızda bunların Osmanlı Devleti'nin ilk yüzyıllarında mebzul sayıda inşa edildiklerini, 16. yüzyıl içerilerine Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar uzanan bu tip yapıların bu yüzyıl ortalarından itibaren tamamen unutulduklarını müşahede ettik, diyor. Semavi İnce'nin böyle bir şeyi. Şimdi bunun tabii bu şeylere incelemekte olduğumuz yapı şeklinin menşei olarak kah medrese, kah kubbeli medrese, kah ev, kah kapalı Yunan haçı planlı Bizans kiliselerinin gösterildiğini kısaca belirtmiş bulunuyoruz, diyor. Derhal şuna işaret edebiliriz ki kapalı Yunan haçı planlı Bizans kiliseleri ile bu çeşit yapılar arasında zahiri bir benzerlikten başka hiçbir ilgi bulunmaz, diyor. Ve ondan sonra bu makalesinin bir bölümünde de yine bunun bir sosyal dönüşüme işaret ettiğini söylüyor Semavi Hoca. Bu önemli bir tespit. Gerçekten de bu sosyal dönüşüm var. Çok önemli bir sosyal dönüşüm var. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ile Konstantin benzerliğinden bahsettik. Yani birisi Hristiyanlığı, diğeri İslam'ı devletin temel ideolojisi olarak seçiyor. Burayı oturtuyoruz, diyor. Bu şekilde şey yapıyoruz. Ve bir takım kanunlar çıkartıyorlar kendilerine göre. Yani bunu ihdas etmek için bir takım kanunnameler çıkartıyorlar. Bizde de bu kanunnamelerin de bir tanesi, yani önemli, Fatih Kanunnameleri'dir. Fatih Kanunnameleri önemlidir. Şimdi tabii şey de hemen sonra, yani Konstantin de hemen sonra, yani Konstantin'den hemen sonra daha doğrusu, meşhur İznik Konsili toplanıyor. İznik Konsili'nde biliyorsunuz 4 kanonik İncil seçiliyor. Bugün hala dünyada kullanılan, dünyanın bütün kiliselerinde kullanılan kanonik 4 İncil o zaman seçilmiş olan İncil'lerdir. Onun dışındakiler apokrif, yani sahte ilan ediliyor. Ancak bunların hepsinin kayıtları ve kopyaları Vatikan Kütüphanesi'nde vardır. O apokriflerin hiçbiri atılmamıştır. Yani kütüphanede saklanmaktadır ve gayet iyi bakımları da yapılmaktadır, yani ondan emin olabilirsiniz. Şimdi niye 4 kanonik İncil seçiliyor? Çünkü Roma devlet ideolojisine en yakın olan onlar. En yakın olan onlar. Diğerleri apokrif, çünkü Roma devlet ideolojisine yakın değiller. Bir ara yayınlandı mesela Barnabas İncili diye bir İncil vardır. Okuyanlarınız varsa aranızda alakası olmadığını görürsünüz. Yani Roma devlet sistemine uygun değildir. Yani formatı da uygun değildir ona. Aslında 4 yazar tarafından yapılmış Hazreti İsa'nın hayat hikayesidir İncil'ler. O hayat hikayesinin içine işte Hazreti İsa'nın söylediği bir takım sözler şey yapılmıştır. Eklenmiştir, oturtulmuştur yani. Yani aslında bu bir tür bağlam değiştirmedir. Bağlam değiştirme önemlidir. Neden? Çünkü şimdi mesela şeyler Kur'an'ı incelemiş olanlar veya işte peygamberin hayatını anlatan kitapları incelemiş olanlar şunları görürler. Aynı işte ayet veya işte neyse bölüm Kur'an'ın içinde
bulunur. Der ki işte peygamberine falanca yerde gitti, bir ağacın altına oturdu, şu olay da olmuştu. O arada melek geldi, şunları 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 söyledi ona. Aynı ayeti orada söyler. Ama bağlam değiştiği için anlam farklılaşır. Çünkü anlamı belirleyen bağlamdır. Siyasi söylem de devletin bütün yapıp etmelerinin ne var ne yoksa bağlamını belirler. İşte önemli olan budur. Siyasi söylem bu bakımdan çok önemlidir. Şimdi Süleymaniye Külliyesi, şuna geçelim. Ondan sonra şimdi Süleymaniye Külliyesi'ne bakıyoruz. Süleymaniye Külliyesi, bakın, İç avlu, dış avlu, dış avlunun dışında bir yol var. Bu Mimar Sinan'ın şeyidir, türbesidir. Burada medreseler var. Yine Fatih Külliyesi'ne benzer bir şey var. Şurada taphane var, bakın. Bu dışarıdan içeriye giriyorsunuz, bir avlu yakalıyorsunuz, ondan sonra tekrar giriyorsunuz. Yani buradan tekrar giriyorsunuz. İyice kopartılmış artık mimari olarak taphane. Dolayısıyla artık eski problem çözen fonksiyonunu yitirmiş. Taphane artık öyle değil. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Şimdi bir de tabii caminin planı bizi etkiliyor. Bakın, plan şeması olarak Ayasofya. Plan şeması olarak Süleymaniye. Birbirinin aynı. Aynı plan şeması. Şimdi peki neden böyle? Yani Mimar Sinan niye kalktı? İşte Ayasofya'nın plan şemasını kullandı. İşte Ayasofya'yla yarışmıştır filan bir sürü şey var. İyi ama yani Ayasofya'nın kubbe kasnağının epeyce altında kalır. Süleymaniye'nin kubbe kasnağı. Neden yani bu kadar altında kalıyor? Yani bilerek hem aynı plan şemasını kullanıyor hem de kubbe kasnağı daha küçük. Yani demek ki böyle bir yarışma yok. O zaman niçin böyle bir şey var? Niçin böyle bir yönelim var? Neden? Şimdi ben burada bir başka noktaya dikkat çekmek istedim. Bu noktayı incelerken. Bir, Justinian bunu yaparken aslında hemen daha ikonoklast yani putkıran döneminden çıkılmış. Ve büyük bir isyan bastırıyor şeyde, hipodromda. Nike isyanı denen büyük bir isyanı bastırıyor. O isyanı bastırdıktan sonra hemen Ayasofya'nın yapımına girişiyor. Ve Ayasofya'yı 7 senede bitiriyor. Bakın Süleymaniye'nin 7 senede bitirilmesi bile rastlantısal değil. 7 senede bitiriliyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla peki Justinian ne yapmış? Justinian o devrin ileri gelen bir papazıyla birlikte Roma hukukunu Hristiyan şeriatine uyarlamış. Ve çok önemli olan kodeksi ortaya çıkarmış. Yani Konstantin'in yaptığını tamamlamış. Ve Roma'yı üniter, ortodoks söylemi olan bir devlet olarak tam anlamıyla ortaya çıkarmış.
Peki Kanuni? Kanuni almış Fatih Kanunnamelerini. Ve bu Fatih Kanunnamelerini Ebu Suud Efendi yardımıyla Osmanlı ideolojik sistemini güçlendirecek şekilde İslam şeriatine uyarlamış. Ve bunları bir kodlar sistemi olarak ortaya koymuştur. İşte bu yüzden adı Kanuni'dir. Kanun çok yaptığından değil, Fatih Kanunnameleri, dolayısıyla Fatih Kanunnameleri eski Türk törelerinden gelen kanunlardır. Büyük ölçüde. Şimdi heterodoks bir yapıda eski Türk törelerinden gelen sistem problem teşkil etmez. Heterodoks bir İslam anlayışında problem teşkil etmez. Ama imparatorluk kurmak için ortodoks bir İslam anlayışı gereklidir. O ortodoks İslam anlayışı içinde eski Türk törelerinin getirdiği yasalarla İslam yasalarının bir şekilde bağdaştırılması gerekir. Dolayısıyla bu bağdaştırmayı yapmış ve bir anlamda dinin yorumunu da yorumlanmasını da bir anlamda yok etmiştir. Aslında bir anlamda hani heterodoks halden ortodoks hale getirdiğinizde dini rasyonalize edip sekülerleştirmiş hale oluyorsunuz. Yani sadece şey olmuyor, İslam dinini ilk defa rasyonalize edip sekülerleştiren Ebu Suud Kanuni ikilisidir. Ve ben bu seçimin rastlantısal olduğunu düşünmüyorum. Gerek Kanuni, gerekse Mimar Sinan ne yaptıklarını ve nasıl bir yönseme içinde olduklarını çok iyi biliyorlardı. Bundan çok eminim. Ha, bunu tam olarak konuşmalarını tespit etmediğim için kanıtlayamam. Ama bunun böyle olduğundan eminim. Onun için ben tabii şeye baktığım zaman, Osmanlı mimarisine baktığım zaman bu çerçeveden bakıyorum. Bu çerçeveden baktığım için hep onu söylüyorum. Siyasal söylem veya siyasal yönelimler aslında başattır. Yani Osmanlı'nın hep bir şey vardır. Sanki gerçekten öyleymiş gibi. Din-ü devlet ideolojisi vardır. Yani dine hizmet eden devlet. Ama o ideolojinin çok doğru olmadığını, yani daha doğrusu söylenenin ideolojiyle çok uyumlu olmadığını söyleyebilirim. Devlet-ü dindir o. Yani devlet önce gelir. Ve dini kendisine göre biçimlendirmiştir. Ha bu sadece Osmanlı'da mı böyledir? Hayır. Hiç böyle değildir. Yani her yerde böyledir. Bütün büyük imparatorluklarda, bütün büyük devletlerde bu şekildedir. Ama şundan emin olun, ilk önce söylem gelir. Söylem düzeltilir, söylem düzenlenir. Ondan sonra o söyleme göre artık inşaat da yapılır, savaş da yapılır, ne yapılırsa yapılır. Bunun adını bulmakta da güçlük çekilmez. Çok zor değildir bir isim koymak buna. Yani isim konur, şey değil ama gördüğünüz gibi burada bayağı ciddi ve birebir oturan bir plan şeması vardır. Ha burada işte tonozlarla yapılan şey şu noktada
Burada kubbelerle yapılmıştır. Çok önemli değil. Ve bir de burada tonozlar bölgesi. Şurası da iki katlıdır, burası tek katlıdır. Şeyde, yani Süleymaniye'de. Ama ana mekan şu noktalarda iki tane büyük kemer ve burada iki tane yarım kubbe. Ortada da bir kubbe sistemiyle dikdörtgen bir mekan oluşturulmuştur. Yani bu Süleymaniye'nin mekanı da dikdörtgendir aslında, ana mekan. Kare bir mekan değildir yani, dikdörtgen bir mekandır. Böyle bir mekan oluşturulmuş ve sonuçta bir fikir ifade edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı için neyse, Roma için de, Doğu Roma için de Justinian odur. Bunun imzası gibidir Süleymani. Peki, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada tabii şeyleri de, iç mekanlarını da göstereyim. Kesitler de birbirine ne kadar benziyor görüyorsunuz. İç mekanlarda ne kadar benziyor görüyoruz. Evet. İç mekanlar müthiş benziyor yani. Evet. Evet, soru sormak isteyen. Ben ilgimi çeken bir noktada. Evet. Fatih mesela neydi? Tahane düşer. Evet. O mesela şu Üsküdar'da ne mekanlar, kâhinler. Tamam. Cami, tabii. Yani hani kendi saatin olarak düşündüğünde farklı ama saraya bağlı sadrazam olduğunda da... O farklı. Neden öyle? Çünkü Rum Mehmet Paşa devşirmedir ve devletle reaya arasındaki yeri kendisinden önceki Türk soylularının yeridir. Yani eski Türk soyluları devletle reaya arasında eski Türk soyluları varken Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o eski Türk soyluları ayıklanmış, devşirmeler gelmiştir oraya. Yani bürokrasi gelmiştir. Dolayısıyla o bürokrat da yani Türk soylusu taklidi yapmaktadır. Yani bir anlamda. Evet. Göstergesidir daha, otorite gösteriyor. Evet. Modern mimarlıkta dekonstrüktivizm gibi akımların simetri bütünlüğüyle reddedişini otorite bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Otoriteyi reddetmek. Ciddi ciddi otoriteyi reddetmektir. Hatta çok bir tür anarşizmdir yani. Çünkü her zaman için ortodoks sistemler insan hürriyetini kısıtlayıcı sistemlerdir. Heterodoks sistemler ise insan hürriyetini daha kullanılabilir hale getiren sistemlerdir. Dolayısıyla yani aslında şeyde dekonstrüktivizm de bir heterodoks sistemin göstergesidir yani. Yani benim şeyim anlayışım o yani. Sistemler heterodokstur. Yani. Ben bir soru soracağım. Evet. Bu camiler ya da Ayasofya belli politik göstergeleri ya da devletin yönelimini bahsediyoruz ya. Evet. Bu kent ölçeğine küçük ölçek olan konut ölçeğine yansıması oluyor mu? Olmaz olur mu? Yani mesela Süleymaniye'nin çevresinde ve Edirne Selimiye'nin çevresinde de benzer. Şimdi artık o mahalle yok tabii. Orada park var. Eski mahallede. Evlerin yükseklikleri ve kat yükseklikleri daha düşüktür. Yani o bir tür tevazu göstergesidir. Yani bir tür boyun eğiş göstergesidir. O konut şeyi, yükseklikleri camilerin çevresinde daha düşüktür. Dolayısıyla bunlar aslında yani bu söylediğim metrik monumentalizm yani metrik anıtsallık değildir.
söylemin anıtsallığından dolayı böyledir. Metrik anıtsallık göstergesi değildir yani. Dolayısıyla orada daha basık evler yapılır. Dolayısıyla o dediğiniz de olur yani, sivil mimariyi de belirler. Yani hatta şey vardır mesela, camilerin veya işte külliyelerin yakınına diyelim ki işte 7 zıradan daha fazla yaklaşamaz. Yaklaştırmıyor yani. Uzak duracaksın diyor yani. Şey de öyleydi hocam. Kabe'nin muazzama da öyleydi. Tabii. Hani şimdi yapıldı zaten. Şu an ne okundu tamam da evet yani. Ben bir şey zıt olduğu noktalar var. Ama yani zıt olduğu noktalar değil, tutarsız olduğu noktalar var. Ama İznik Konsili'nde şimdi daha mesela Kur'an metnine baktığınızda veya Tevrat metnine baktığınızda hikayeleştirme daha azdır. Yani cümleler daha metaforik okumaya müsaittir. Metaforik okuma yapabilirsiniz. Yani metaforlarla okuyabilirsiniz. Ama İncil metnine baktığınızda metaforlarla okuyamazsınız. Bu daha doğrusu kanonik metne baktığınızda metaforlarla okuyamazsınız. Onu metonimik yani düz değiştirmeceli olarak okumak zorundasınız. Tek anlam, yani kelimelerin tek anlamı olacak şekilde okumak zorundasınız. Dolayısıyla yani metaforu en fazla hikayenin bütününe yayabilirsiniz ama cümleler tek anlamlıdır. Çok anlamlılıktan uzaktır. Metaforik okumaya müsaade etmez. O da zaten hukukun bir özelliğidir. Hukuk tek anlamlılığı kaldırmaz. Yani bu bir doğal hukukta olsa böyledir. Statüler hukuku olsa da böyledir. Tek anlamlılık üzerine kurulur. Adeta matematize etmiş olur şeyi, anlayışı. Hukuk sistemleri, ortodoks sistemlerde hukuk sistemleri daha ağır basar. O ağırlıkları, mesela işte mahkeme binaları filan, şimdi zaman zaman değişiyor ama mahkeme binaları filan da böyle çok ciddi ağır basan ve simetrik görünüm veren yapılardır.